Sermaye nedir? Siyasal iktisat alanında kullanılan sermaye terimi, bizim günlük hayatta kullandığımızdan daha farklı, daha özel bir anlama gelir. Sermaye, parayı, insanları ve yatırımı kapsamaktadır. Ancak bunlar kendine özgü bir süreç içerisinde yer alır ve hiçbiri tek başına sermayeyi teşkil etmez. Nakdi sermaye süreci daima bir miktar parayla başlar. Örneğin sandalye imalatı işine girmek için nakit 1 milyon lira diyelim. Bu paraya sahip olan kişi üretime başlaması için gereken tüm malzemeyi, yani üretim araçlarını satın alır. Bu araçlara makineler, elektrik bedeli ve diğer tüm malzemeler olduğu kadar bina kirası da dahildir. Basitçe söyleyecek olursak, ham madde, makinalar, bina kirası vesairenin toplamı 500 bin lira tuttuğunu varsayalım. Tüm bunlar üretim çıktısına fazladan herhangi bir paha yüklemediğinden değişmez sermaye tutarıdır. Tabii sonrasında bu kapitalistin bir emek gücü, yani insanların işi yerine getirebilme kabiliyeti satın alması gerekiyor. Eldeki örnekte sandalye üretilmesi için 10 kişinin işe alındığını ve yıllık toplam 50 bin lira maaş verildiğini düşünelim. Bu 10 kişi maaşlarının karşılığında sandalye imal etmek için beyin, kas ve üretme yeteneklerini kullanmayı kabul ederek yasal bir sözleşme imzalar. Belirli bir süreden, örneğimiz için diyelim ki bir yıldan sonra işçilerin ürettikleri emtia 1,5 milyon lira karşılığında satılıyor. 1 milyon liralık başlangıç değeri bir yılda 1,5 milyona çıktı. Ama değer artışı kendi başına üretim girdilerinden, yani değişmez sermayeden kaynaklanmaz. Emtia tüccarları satın aldıkları emtiayı yüksek bir bedele satarak bir kâr elde etmektedir. Ancak borsacılar, emtia tüccarları veya al-satçılar, bunların hiçbiri yeni herhangi bir değer yaratmamakta, mevcut kıymeti farklı taraflar arasında yeniden paylaştırmaktadır. Başarılı bir tüccar açısından kazanç, bir rakibin kaybı anlamına gelir. Toplam üretimde üretim araçlarının üretimde katma değer yarattığından bahsedemeyiz. Üretim araçları kendi değerlerini nihai ürüne aktarırlar. Bir sandalyeyi oluşturan tahta, yapışkan ve boyanın her biri kendi değerini doğrudan nihai ürüne, yani sandalyeye aktarır. Üretimde kullanılan öğeler kendi değerlerini nihai ürüne aktardıkları için buna döner sermaye denir. Bazı üretim araçları, örneğin makineler, zaman içerisinde değer kaybeder. Hepimiz bu sürece amortisman, yani aşınma payı dendiğini biliyoruz. Makinenin ömrü, örneğin 10 yıl olsun, belirlidir ve her bir kullanımda kendi değerinin bir kısmını nihai ürüne, bizim örneğimizde sandalyeye aktarır. Makine üretimde kullanıldığında değerinin bir kısmını nihai ürüne aktarır. Dolayısıyla makine eskiyene kadar kullanılır ve üretme kabiliyetini yitirdiğinde yenisi alınır. Değişmez sermayenin bu öğesine sabit sermaye denir. Peki sabit sermaye ile döner sermayeyi ele aldıysak geriye ne kaldı? Geriye sadece işçilerin emeği kalıyor. Her biri yıllık 50 bin lira alan işçiler toplamda 1 milyonluk bir değer üretirken yalnızca yarım milyonluk maaş alıyor. İşçiler günde normal çalışma süresi olan 8 saat çalışıyorsa bunun yalnızca 4 saati için ücret almakta, kalan 4 saat içinse tamamen ücretsiz üretim yapmaktadır. Şirketlerin kârları işte buradan, işçilerin emeklerinin ödenmemiş karşılıklarından ortaya çıkmaktadır. Sermayenin ne olduğuna yakından baktıkça rahatsız edici bir gerçekle karşılaşıyoruz. Kapitalistlerin el koydukları değerin tamamı işçilerden çalınmaktadır. Böylelikle kapitalistlerin öyle yenilikçi, istihdam sağlayan girişimciler olmadığını görüyoruz. Onlar var olacağına, üretim süreci tek başına var olabilir. İşçiler de kapitalistler tarafından sömürülmeden çok daha rahat eder. Kapitalistlerin tek kuruş ödemediği değeri işçiler yaratmaktadır. Sermaye birikiminin kendiliğinden olduğu iddiası, sömürünün emtia mübadelesiyle ya da ticaretiyle gizlenmesidir. Kapitalistler emeği satın alarak hem parasal hem de emtia cinsinden kârlarını somut olarak ortaya çıkaran işçileri sömürmektedir.